Evet Gazze'deki son durum böyle. Bilançoyu ve son sıcak saatleri canlı yayında aktarmış olduk efendim. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş da İsrail'in Gazze'ye başlattığı kara harekatını endişe içinde takip ettiklerini söyledi. Kurtulmuş, Birleşmiş Milletler'in artık işlevini yitirdiğini de ifade etti. Valla büyük bir endişeyle, kaygıyla izliyoruz. Gerçekten bir de bu gelişine haber veren bir harekattı. Derler ya, Perşembenin gelişi çarşambadan bellidir. Evet. Maalesef dünyanın gözü önünde zaten 10 günü aşkın bir süredir 250'ye yakın insanın ölümüne neden olan ve yüzlerce insanın yaralandığı. Dediğiniz gibi zaten zor abluka dolayısıyla, ambargo dolayısıyla zor şartlarda ayakta durmaya çalışan Gazze halkının, işte evlerinin, camilerinin, biliyorsunuz bir camiye bomba atıldı ve orada 50'ye yakın insan şehit oldu. Evet. Böyle bir ortamda maalesef bütün dünya seyretmeye devam ediyor. Yani bir filmi, daha önce defaatle izlediğimiz bir filmi bir kere daha izliyoruz. Zaten İsrail'in en büyük gücü de bu. Uluslararası camiayı oyalama ve uyutabilme kabiliyeti. Evet. Maalesef dünya sisteminin de problem çözme yeteneğinin giderek yok olması dolayısıyla İsrail'in son derece rahat. Birleşmiş Milletler zaten bir fonksiyonsuz hale geldi. Suriye meselesinde Filistinlilere karşı yapılan bu zulümlerde, diğer bütün sorunlarda, işte Ukrayna krizinde vesaire, Birleşmiş Milletler de ortaya çıkaramıyor. Efendim, kimin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde arkasında bir sahibi varsa, bir dayısı varsa, abisi varsa, o istediğini yapıyor. Evet. Esad'a bir şey demiyor, İsrail'e bir şey demiyor, ötekine bir şey demiyor. O zaman adaleti kim sağlayacak? Dünyada düzen nasıl sağlanacak? Bütün bunların sorgulandığı bir ortam. Evet. Kaldı ki dünyadaki ekonomik ve siyasi kutuplaşmalar dolayısıyla kimse de bu anlamda kendisini riske atacak barışı sağlayıcı inisiyatifleri, ne Avrupa, ne Amerika Birleşik Devletleri, ne Rusya, bunlar almak istemiyorlar. Dolayısıyla zaten bundan dolayı genel olarak global siyasal sistemde bir tıkanıklık var. Özel olarak da Filistin meselesinde ise maalesef hem dünyanın bu sisteminin tıkanmış olması, hem sizin söylediğiniz o izolasyonist politikaları izliyor olmaları, hem de uzunca bir süredir Orta Doğu'da devam eden iç karışıklıklar, mezhep kavgaları, etnik kavgalar vesaire. İsrail elini avucunu avuşturup kenarda bekliyor. Aman ne güzel diyor, tam da benim istediğim bir fırsat. Müslümanlar da bu işe zaten tepki gösterebilecek noktada değil. Evet. Batı dünyası da, gelinde güç olanlar da değil. Birleşmiş Milletleri zaten arkama bir türlü alıyorum. Dolayısıyla burada şimdi hangi sebep vardır Gazze'ye saldırılması için? Bunu söylerken bunu sadece Arap coğrafyası için değil, bütün Endonezya'dan Fas'a kadar bütün İslam coğrafyasını işin içerisine katarak söylüyorum. Çok şükür sokaktaki geniş halk kitleleri ciddi bir uyanışın içerisinde. 10 yıllardır bu bir uyanışın içerisinde. Olan biteni görüyor, dünyadaki gelişmeleri görüyor. Kendi ülkelerinde de demokratik standartları yüksek bir ülkenin kurulması, ekonomik refahın paylaşılmasını istiyor. Bu talepler zaten eski diktatörlerin, işte Arap ülkelerindeki Mubarek'ten tutun da şeye kadar, diktatörlerin Yemen'e kadar, bütün bunların yıkılmasının temel sebebi buydu. Halkta birikmiş olan nefret. Evet. Halk bu birikmiş olan nefreti ifade etmek için sokağa çıktı ama Arap Baharı'nda ikinci adımın ne olacağı bilinmediği için, böyle bir hazırlık yapılmadığı için maalesef ondan sonra bir iç çatışmaya, iç çelişkiye döndü. Şimdi hala oradaki talep bakidir. Yani Arap ülkelerinde, Arap Baharı'nda insanları sokağa çıkartan şey, ben nefret kelimesiyle onu özetliyorum. Kendi halkına karşı şahin geçinen, kendi halkına karşı aslan geçinen ama İsrail'in karşısında süt dökmüş kedi gibi duran ya da büyük güçlerin karşısında süt dökmüş kedi gibi elpençe divan duran eski rejimlere karşı insanlar bir nefret duygusu içerisinde. Böylece sokağa çıkmışlardı. O talep hala karşılanamadı. Tabii. Dolayısıyla bu talep var olduğu sürece, ki artarak devam ediyor bu talep, İslam coğrafyasındaki halklar uyanmaya devam edeceklerdir. Gelişmeler an itibariyle